Ekim ayında güneşli bir New Jersey gününden hepinize merhabalar. Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz çok yakın zamanda Amerikan başkanlık seçimleri yapılacak. Eski başkanlardan Donald Trump ile demokratların son anda değişen yeni adayı Kamala Harris'in oldukça çekişmeli yarışına biz de burada tanıklık ediyoruz. Bu hafta birazcık bu konudan bahsedeceğiz. Sadece bu konunun böyle siyasi kısmından değil bu konuyla bağlantılı olarak daha önceden Türkiye'den buraya göçmüş, göçme kararını vermiş, bir şekilde bunu tamamlamak üzere olan veya halihazırda burada yaşayan Türk vatandaşlarını bu seçim süreci nasıl etkileyecek? Nelere hazırlıklı olmak lazım? Biraz şehir efsaneleri ortalıkta dolaşıyor. Onları da eriterekten biraz bahsetmek istiyoruz. Sadece bununla kalmayacağız. Son günlerde çok sevdiğimiz dostlarımızın çok güzel haberlerini aldık. Doğum yapanlar var, evlilik kararı verenler var. Hem bunlardan Amerika'daki bu yeni yaşama başlamakla ilgili bu heyecanlı haberlerden hem de bunların süreçlerinden yani Green Card Marriage gibi veya yeni doğan çocuğun buradaki yasal süresi gibi konulardan biraz bahsetmek istiyoruz. Ama bütün bu konulara girmeden önce her zaman olduğu gibi Intro. Gonca ilk soru sana. Kamala Harris mi Donald Trump mı? Kim kazanacak ee, sence? Bence Kamala Harris kazanacak. Ee, çünkü burada hani daha demokrat görüşlü olan bir ülke. Ama tabii ki şu andaki sıralamaya, genel e, anketlere falan bakarsanız da e, çok yakın gibi. Hatta ben bugün e, bir haberde okudum. Böyle aradaki fark 0.7 falan diye konuşuyorlar. Tabii ki bu şekilde olacak diye bir kaide yok ama e, çok çekişmeli gidiyor. Yine de tabii ki benim gönlüm en baştan söyleyeyim tabii ki Kamala Harris'le. Yani sen demokratların kazanmasını hem daha yakın görüyorsun hem de taraftar olarak da bir demokratın kazanmasını tercih ediyorsun. buradan e, onu Tabii anlıyorsun. ki yani çünkü e, Trump'ın açıklamaları herkesce biliniyor. Özellikle göçmenlerle ilgili söylediği birçok şey var. Hatta daha çok bunun üzerine oynuyor da diyebiliriz yani Trump'ın ilk başa geldiğinde hani yapacağı şeylerin çoğu aslında göçmenlere yönelik. O sebeple tabii ki ve biraz da bunları tabii kısıtlayan şekilde e, düşünceleri var. O sebeple tabii ki gönlümüz e, Harris'le. <laughs> Politik süreçler Türkiye'den bir tık daha farklı. Belki hakim olmayan arkadaşlar için çok kısa bir özet Hı -hı. vermek lazım. Amerika'da belli başta iki parti var. Biri Demokratlar, diğeri de Cumhuriyetçiler. Bizdeki gibi çok partili bir yapı yok. Partiler yıllar içerisinde çok fazla değişmiyor. Alternatif küçük partiler var ama ana akım bu iki parti genelde seçimleri sirkülasyon ediyor ve dolayısıyla bir dönem biri bir dönem diğeri hadi iki dönem biri kazandı diyelim üçüncü dönemde diğeri kazanıyor. Normalde yakın zamana kadar Amerika Türkiye'ye benzeri şekilde yaklaşmıyordu olaylara yani bu kadar sert bir kutuplaşma yoktu ama galiba sosyal medyanın etkileri günümüz çağın bu değişimleriyle beraber Amerika'da da tarihinde Amerika görülmediği kadar, da, kadar nispeten keskin ve kutuplaşmış bir çizgi en azından bu son seçimde evet, görünüyor. Ekim sonu itibariyle geçen sene açılan oy sandıklarının bu dönemki kıyaslan da oy miktarının arttığı yani insanların daha çok katıldığı söyleniyor ama tabii ki bunun uzun vadeli sonuçlarını Kasım ayının ilk haftasında seçimlerden sonra öğreneceğiz. Evet. Peki genel anlamda Gonca'nın söylediğine ek olarak Trump'ın Amerika'da bir etkisi olabilir mi veya onun söylemleri ne kadar sert bunlardan biraz bahsetmek istiyoruz. Zira malum YouTube büyük bir mecra ve çok fazla bilgi var. Bazıları doğru, bazıları birazcık da tık almak için. Dolayısıyla insanlar genelde bu damarı oynayaraktan Trump gelecek 100 bin kişiyi gönderecek. Trump gelecek tamamen sınırdan girişi kapatacak. Trump gelecek, insanları dövecek, dışarı atacak gibi birçok yorum yapılabiliyor. Evet. Öncelikle şunu söylemek lazım. Amerika'da göçmenlik hukukun temelinde eninde sonunda yargılama süreçleri var. Yani hukuki sistem kuvvetli bir yer ediniyor. Bundan dolayı da burada herhangi bir şekilde yasal bir altyapıyla bir şeyler başladıysanız bir noktada sizin sınır dışı edilmeniz eninde sonunda mahkemenin vereceği bir karara bağlanıyor. Bunu çok ayrıntılı teknik konularla anlatmak gerek görmüyoruz ama şunu bilmeniz istiyoruz sadece. Maalesef Türkiye'deki yapıya benzer şekilde bir kişinin ağzından çıkacak böyle 2-3 kelimeyle bir anda milyonlarca kişinin pozisyonu burada en azından şu an için şu an hukuk sisteminde değişmiyor. Bundan dolayıdır ki Türkiye perspektifinden bakıp bizim kendi ülkemizdeki Tayyip Erdoğan'ın sert uygulamalarından veya onun böyle diktatörlüğe yaklaşan uygulamalarından feyz alarak Trump da aynı ona benziyor. Putin gibi gelecekte bir anda insanları atacak demek açıkçası çok doğru bir yorum olmaz. Sistem çok farklı bir kere yani. Hani... Sistem farklı kültürel olarak da zaten hani bunu bu şekilde işleme ihtimali yok. Kaldı ki istatistik ki verileri dikkatlice incelediğinizde göreceksiniz ki son dönemdeki başkanlar arasından Trump deport işlemlerini veya bu tarz benzer işlemleri oransal açıdan da sayı açısından da en az yapan başkanlardan biri. Evet Gonca'nın dediği çok doğru İmaj olarak Cumhuriyetçi olmanın getirdiği temelden de hareketli. Bir de tabii ki oy kaygısıyla çünkü buradaki yerleşik böyle native Amerikalı diyebileceğimiz daha önce de uzun kuşaklarda burada yaşayan Amerikalı açısından göçmenler nasıl Türkiye'de şu an Suriye konusunda bir hassasiyet varsa onlarda da var ve biraz onu kaşıyarak oyu oradan toplamaya çalışıyor. Çünkü adamın profili zaten Oturup da böyle gençliğimin dinamizmiyle geleceğim. Ben çok böyle hukuka saygılı bir adam değilim. Yani böyle bir muhabbette zaten bunu yapamaz. Dolayısıyla biraz buradan yükleniyor. Ama tekrar söylediğimiz gibi maalesef özellikle Türkiye açısından bakıp da bu konuda Trump gelecek ve bunları böyle yapacak, her şeyi değiştirecek demek Amerika gerçeklerini hiç bilmiyor demektir. Yani bizim en azından görüş açımız bu. Ha bir şeyleri etkileyebilir mi? Öncelikle etkileyip etkileyememe süreci daha önceki örneklerine baktığımızda kısmi şekilde oluyor. Bu nasıl oluyor? Immigration süreçlerinde hangi vasıfla burada bir şey yapmaya çalışıyorsunuz çalışın bunları geciktiren, zorlaştıran, süreçlerin böyle aksamına sebebiyet veren şekilde bir yapılanmaya yeniden girebilir. Eğer başkan seçilirse. Evet bu doğru. Ama bu da yine dediğim gibi birçok kişinin söylediği gibi çok keskin bir şekilde olmayacaktır. Kademe kademe yürürlüğe konulan ve nispeten dediğimiz gibi göçmenlerin hayatını biraz daha zorlaştıran süreçler şeklinde olacaktır. Bununla beraber siz kendiniz herhangi bir ekipten düzgün bir danışmanlık hizmet alıyorsanız ve sürecinizi doğru düzgün takip ediyorsanız bizim kendi şahsi kanaatimiz sizin kendi ihtimallerinizle şanslarınız buradaki yaşam ve göç hikayenizi olağanüstü derecede etkilemeyecektir. Ama elbette ekstra bir zorluk çıkmaması açısından bizim de gönlümüz yani benim de kişisel olarak Goncalo'nun da öyle demokrat bir başkanın kazanması Kamala Harris perspektifi özelinde çok örnek bir başkan adayı diyebilir miyiz? Tartışılır. Kendi falsoları Hayır, var ama karşı tarafta Trump olunca Türkiye'deki Ekmelettin olayına benziyor. Yani ekmek için Ekmelettin deyip oy <laughs> vermiş bir Ciddi olarak ister istemez yani burada hiç böyle Kamala Harris ve Trump tartışmasında acaba ama Kamala Harris'in de böyle bir star ışığı yok. Yani böyle çok parlak gözükmediği eleştirecek bir noktada değil Bazı insanlar da o noktadalar. Maalesef Amerika'da da Türkiye'deki olduğu gibi hani işte Trump'ta bir, bir liderlik vasfı vardı falan diye konuşuyorlar. Bence temellik görünen şey şu birçok gerçek artık Amerika'da oturmuş olan Amerikalı göçmen olmayan kişi diyor ki neden ben göçmen insanları ülkeme alayım? Ben huzurlu bir şekilde, güvenli bir şekilde sisteme güvenerek hayatımı devam ediyorum. O yüzden yeni birilerinin gelmelerine gerek yok deyip daha çok aslında Trump'a oy vermek istiyorlar. Diğer taraftan da hani e, her işçilerde Trump'ın bu geçirdiği soruşturmalar bu olaylar daha hani demokrat olan insanlar da tabii ki bütün detayları daha fazla bildikleri için de diyorlar ki neden işte e, Trump oy verelim. Tabii ki bu ülkenin kökeni zaten göçün kökeni göçmenler oluşturuyorlar. Burada yani yerli, Amerikalı diye bir şey yok. Zaten kalmadı yani bu olan kıyımlarla diyelim. O yüzden herkes bir yerlerden geldiği için bu şeyin sistemin zaten ateşleyicisi bu. Aynen. Ve Amerika çok büyük olduğu için zaten hala çok büyük olduğu için gerçekten de göçmenlere bence hala çok açık ve biz bunu zaten geldiğimizden beri de çok söylüyoruz. Bu başlığı biraz toplamak gerekirse lütfen eğer Amerika ile ilgili bir hikayeniz varsa zaten hani bizden veya herhangi birilerine destek tek alıyorsanız zaten o size bu konuda bilgilendirme yapacaktır ama genel bir araştırma aşamasındaysanız veya henüz birilerinden yardım almıyorsanız bu öyle çıkan haberlerden, bu konuyla ilgili yapılan böyle propagandadan, kara propagandadan çok fazla etkilenmeyin diyoruz. Siz kendi dinamiklerinizle kendi hikayenizi yazmaya devam edin. Gerekli kişilerle görüşün, başvurun. Ama tekrar söylüyorum Türkiye'deki gibi burada işler, süreçler yürümüyor. Dolayısıyla lütfen ve lütfen özellikle böyle çok gerginlik içerisinde, zorlukla içerisinde yaşayan Türk arkadaşların böyle Türkiye'den atıp tutmaları veya kendisini politik olarak veya politika muhabiri diye değerlendiren veya işte Amerika'yı iyi araştırıyorum, inceliyorum diyen arkadaşların çok keskin yorumlarını dikkate almayın diyorum. Elbette her başkanın, her partinin eninde sonunda bir çizgi değişikliği olacaktır devlet politikasında ama Amerika'da bu bizim gördüğümüz Türkiye ile kıyasladığımızda minimum düzeyde oluyor diyoruz ve ikinci başlığımıza geçiyoruz. Seyahat Ruhu ailesinin izleyicileri zaten bizi tanıyor. Ama olur da bu videoda bizi ilk defa tanıyan arkadaşlar ve bu dakikaya kadar izledilerse ve bizim cümlemizde etkilenip de dur bakalım devamlı ne diyecek diyorlarsa araya girekten kısa bir kendimizle ilgili tanıtım yapmak istiyoruz. Biz Gonca ve ben Eren olarak Amerika'da New Jersey bölgesinde yaşıyoruz ve Spirit Consultancy LLC kapsamında, şirketimiz kapsamında Amerika'ya göç hikayesi yazmak isteyen veya hala hazırda Amerika'ya gelmiş ama ne yapacağına tam kafasında bir şeyde oturmamış arkadaşlara elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz ve bu konuda da onlara adım adım bütün bu hikayelerinde eşlik ediyoruz. Eğer bir şekilde bize ulaşmak isterseniz her zaman için bu YouTube videosunun altına yazdığınız yorumlarla, Instagram adresimiz üzerinden veya şu an alta koyduğum Her yerden ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Alta koyduğum Spirit e-mail adresi üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Zaten siz ulaşmayı hedeflerseniz Gonca sizi mutlaka bulacaktır. İçin rahat olsun diyorum. <gülüyor> 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 ya gerçekten bence çok güzel bir açıklama yaptım bu arada. E, şeyi de eklemek istiyorum hemen yani, çok ufak şekilde. E, çoğu arkadaşımız diyor ya, işte benim amcamın oğlu şunu dedi aslında şöyle oluyormuş Trump geldiğinde işte herkesi göndereceklermiş. İşte ben sadece işte evlilik yoluyla burada kalabiliyormuşum tek sebebi buymuş ya da sadece iltica yapabiliyormuşum vesaire böyle çok fazla doğru bilinen yanlış var. Gerçekten yani bizim arkadaşlarımıza yapmaya yardım etmeye çalıştığımız şey bu yanlışları olabildiğince düzeltmek doğrularını söylemek. O yüzden de bu konuda destek verdiğimizde söylemek istiyorum. Bu haftaki ikinci konumuz ise bizim için çok mutlu, güzel haberlerle ilgili. Öncelikle çok sevdiğimiz bir dostumuz, buradaki Amerika'daki bir ailemiz tam da bu saatlerde yeni bebeğini dünyaya getiriyor. Ona buradan bu video aracılığıyla sevgilerimizi iletiyoruz ve yeni gelen bu bebeğimize hoş geldin Amerika diyoruz. <laughs> Zira biliyorsun doğumla beraber Amerikan pasaportla, <laughs> geliyor. Hoş geldin falan. Böyle söyleyince de herkes şey gibi yaptı. Çocuklar çok pasaporta heyecanlanıyor. Tabii ki öyle bir durum yok ama işin öyle bir tarafı da var. Bu çocuklar için yani Amerika'da doğan çocuklar için anayasayla korunmuş olarak tanınan bu hak en az uzun vadede bu yeni doğacak çocukların kendi geleceklerinde bir karar verirken seçim şansına elde etmelerini sağlıyor. Yani mevzu sadece Amerikan vatandaşı değil. Mevzu ileride biz noktada Türkiye'de veya burada yaşamak istiyorlarsa bu konuyla ilgili kafalarında bütün bu immigration süreçleriyle uğraşmadan en azından kendi kararını rahatça verebilmelerini sağlıyor. Hayat onların hayatı. ister orada yaşarlar ister burada yaşarlar. Bir anne babalar bu seçim şansını onlara vermekte bence çok önemli diyoruz. Ve yine bununla benzer bir şekilde iki tane sevdiğimiz çok dostumuz da Amerika'ya geldiği Bizim onlara destek verdiğimiz bu süreçte burada çalışmaya başladıkları, yerleştikleri ve doğal olarak sosyal çevreyi genişlediği için aniden bizi telefonla arayarak Ören biz evleniyoruz dedikleri bir noktadalar. Onları da evlilikleri için tebrik ediyoruz. Tabii ki bu süreçte de kendi pozisyonlarını değiştirerek green card'ı alma süreçlerini evlilik ayağına taşıyacaklarını ve bu konuda da belli işlemler yapacağımızı da belirtmek istiyoruz. Elbette nispeten Gonca'nın biraz önce söylediği gibi daha basit bazı süreçler olabiliyor ama bunların da takibi yapılması lazım. Hani evlenince bir anda bir şey oluyor diye Öyle söylemek şey çok yok. mümkün değil. Zira Amerika'da fake evlilik de çok fazla olduğu için özellikle bu konuda maalesef çok göçmen veren bir ülkenin evlatları olarak Türklerin daha çok dikkat etmesi gerektiğini düşünüyoruz diyorum. Bu konularla bağlantılı olarak maalesef hayatın gerçekleri devam ediyor. Her ne kadar benim yüreğim çok kaldırmasa da Gonca'nın beni uyarmasıyla beraber Türkiye'de son günlerde ortaya çıkan ve savcı tarafından soruşturması da yapılan yeni doğan ile ilgili de birkaç kelam etmek istiyoruz. Hani olur da bu videoyu izlerken neydi bu haberler, neydi bu olaylar diyen veya konuyu bilmeyenler için kısaca özetlemek gerekirse bir çetenin özel hastanelerle bağlantı içerisinde olduğu, devlet hastanesinde doğabilecek bir çocuğun doğduktan hemen sonra apar topar ya bu çocuğun hayatta tutulabilmesi için şu özel hastanede şu küveze girmesi veya şu özel tedavinin uygulanması gerek diyerek doktor, belki oradaki başka bağlantılarla bir işbirliği içerisinde çocukları özel hastanelere taşıdıkları ve en nihayetinde de oradaki süreçlerde sadece 8 bin lira, 10 bin lira gibi komik paralar için gerçekten diyeceksiniz zaten bunun hakkı olan bir para da yok ama hakikaten insanı aklı almayacağı kadar küçük tutarlar için çocukların hayatlarını riske attıklarını ve birçoğunun ölümüne sebebiyet verdiklerini öğrendik. Olay öyle bir noktaya varmış ki artık savcıları falan tehdit ediyorlar. Çünkü tahmin edeceğiz gibi Türkiye'deki birçok pisliğin, birçok kötünün altında olduğu gibi kazıyınca çok yüksek dereceli siyasi figürlerin de bu olayın içinde olduğunu öğreniyoruz. Dolayısıyla umut ediyoruz. Savcı kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, meslektaşlarımız bu konunun arkasında durabilirler. Onları da çok kızamıyorum. Hani bu noktada sözü Gonca'ya vermeden önce çok kısa bir din not düşmek istiyorum. Genelde hani dedim ya ceza işi içinde olunca Türkiye'de hep biz de dostlarla konuşurken eleştirirlerdi. İşte hakim işini yapmıyor, savcı işini yapmıyor. İnanın o kadar kolay bir iş değil. Hani böyle fiziki tehditlerin de dışında yukarıdan siyasi bir bağlantı olunca senin bir gün sonra bir yere sürülüp sürünmeyeceğin, çocuğunun, eşinin, hayatları tehlikeye atılıp atılmayacağı veya onların hayatlarının tamamen mahvolmayacağının bir garantisi yok çünkü sistem o kadar tek adam üzerine dönüyor ki yani sen yukarıdan birini rahatsız ettiğin an. Yani ben bir şey olmaz cesur bir cumhuriyet esas demek de çok kolay iş değil. Sadece senin değil bütün ailenin hatta çekirdek dışındaki ailenin bile banka hesaplarında borçlar çıkabiliyor, bir yerlere sürülebiliyor, okullara çocukları kaydedilmeyebiliyor. Dolayısıyla savcılar cesur olsun, hakimler cesur olsun demek de çok kolay bence değil. Ama Zira. işte bireysel noktada olduğunda bu şekilde e, düşünüyor. Tabii ki ama toplu, yani yoksa toplu bir her bir insan yani. bu şekilde davranıp e, ee, çekimsel kaldığında hiçbir şey hiçbir tepki veremiyorsun. Yani kesinlikle yanlış anlaşılmasın hani söylediğinde. Çünkü her bir insan işte bu kolay değil kardeşim ben yapamıyorum dediğinde o zaman ona göre de oy veriyorsun. O zaman ona göre de tepkini göstermiyorsun. Her şeyden çekimsel kalıyorsun. Hiçbir şey hiçbir şey söylemiyorsun. Ve korkunç bir noktaya geliyor. Sonra sokakta insanları ikiye bölüyorlar. Yani hani o senin dediğin şey hani tam olarak şey değil yani. Kolay bir şey değil demek. Ama evet birileri bir şeyler yaptığında da demek ki olabiliyormuş demek. Yani ben sosyal medyada da bir şey gördüm. Demek ki bir savcı bu tehditlere rağmen bile bir şeyler yapabiliyorsa demek ki birileri daha olsa neler olacak diye. Ya ben de o fikirdeyim açıkçası. Doğru söylüyorsun ama çok sevgili emekli avukat olan babamın bir yorumunu burada eklemek istiyorum. O çok serttir bu konularda. Belki kamudan da emekli olduğu için hakimler, savcılar senin dediğin gibi bunu yapmalı etmeliler. Ben de ona şunu derdim yani. Sen mesela 40 yıllık ki darbeleri görmüş, askeri müdahaleyi görmüş biri olarak kaç defa sokağa çıkıp mesela protesto ettin derdim. O da derdi ki ben kamu çalışanıyım, edersem işimden olurum, bilmem ne olurum diye. Herkesin bu riski var ya, dediğin çok doğru ama olayı sadece savcılar, hakimler atmakla ilgili değil. Bazen arkadaşlar Amerika perspektifinden baktıklarında eleştiriyorlar. işte burada bir olaylar oluyor, bir yerleri yıkıp kırıyorlar. Evet çok takdir ettiğimiz, doğru bulduğumuz şeyler değil ama genel anlamda halkın bir tepki kültürü var. Yani içine nüfuz etmiş bir şekilde. Türkiye'de genel olarak bizim topluca hareket edip basit bir konu hakkında bile belki hepimizin hayatının biraz zarar görmesini, belki gözaltına alınmayı göze alarak hani bir şeyle ilgili böyle net tepkimizi de çok ortaya koyamadığımız, yani kültürel olarak demokrasi tam içimize nüfuz edemediğimizde ortada. Bunun da etkisinden dolayı bir kişileri ben sadece hedefleyip yani yapsın canım savcı o zaman da savcı olmasaydı dememek açısından diyor. Gönül isterdi ki savcının başına bu geldiğinde mesela belli bir sivil kitlenin toplanıp sokaklara yığılıp hani savcımızın arkasındayız ve takip ediyoruz diyerek yürüyüş yapayım. Bu kendiliğinden gerçekleşen bir şey olabilseydi ama onu bile insanlar yaparken şunu düşünüyor. Orada benim fotoğrafımı çekerlerse başıma bir iş gelir mi? ben bir yerde çalışıyorum ya her şey oradan şey bir şey olur mu diye. bence adım adım yani şeyi düşünüyorum ben. Hani birisi bir tepki gösteriyor. Ondan sonra birisi daha bir tepki gösteriyor. Sonrasında sonrasında gelişiyor. Ama sen bir şey tepki vermiyorsun. Ondan sonra başka bir şey tepki vermiyorsun. Sonra bu böyle bu, bu liyakat durumu gittikçe gidiyor ve sen artık hiçbir noktaya hiçbir şeye e, tepki vermez bir noktaya geliyorsun ve Ondan sonra elini elini konu sallayan herkes böyle rahat rahat savcıyı da tehdit ediyor. Evet. Ondan sonra sokakta birilerini de öldürüyor, Şimdi parçalıyor. Şimdi aynı noktaya geldik yani, yani hani hiç şey yapmadıktan sonra bu böyle çok tuhaf bir şeye geliyor. Hiçbir şeye tepki vermeyen bir ülke haline geliyorsun o zaman da. Yani. Do doğru, doğru, söylüyorsun. <laughs> Bunun peki doğrudan bizde bağlantısı ne diyor sorarsak birazcık şununla ilgili. Hani burada doğum yaptığı arkadaşlarımız, çocukları işte doğdu veya işte evleniyorlar gibi şeyler söylüyoruz ya. Genelde Amerika'dan gelmeye düşünen arkadaşlarımız çiftler, çiftseler mesela doğum yapma aşamalarıyla ilgili bir. iki buraya gelip evlenmedi ama bekarsa burada hayatında paylaşabileceğim biri bulmak konusunda iki. Yani böyle konularda genelde şöyle bir soru işaretleri oluyor. Abi Türkiye'de bu işler kolay. Konfor alanındasın. Hani doğum yapsam annem yanımda olacak. İşte hastaneler çok daha iyi. Amerika'da hastaneler çok kötü. Sizi tekmeleyerek doğumhaneye evet, sokuyorlarmış. Bir de özür dilerim. Sözünü kesiyorum ama yani bir de sürekli biz önceki yıllarda falan da şeyde de konuştuk. Eski videolarımızdan da hatırlarsınız. Hani sağlık sektörü evet Türkiye'de daha iyi. Burada çok kötü falan ama hani öyle noktalara gelmiş ki şeyler. Yani biz bunun sadece yeni doğan çetesiyle ilgili yani yeni bebeklerle ilgili olduğunu nereden biliyoruz? Bu ya yaşlı insanlar için geçerli mi? Başka insanlar için geç, aynı şeyler Tabii. söz konusu mu? Hani nasıl bundan sonra bir güven duyup aynı şekilde devam edeceğiz vesaire? İlla hastanedeki doktorumu tanımak zorundayız falan? Ya yani en azından burada evet. Bazı şeyler pahalı işte sağlık sektöründe sigortanız var mı yok mu önem arz ediyor falan ama hani altından böyle bir şey çıkmaz diye düşünüyorum yani. Yani buradaki tecrübemiz kapsamında da söyleyebiliriz sadece kendimiz için de bütün çevremizde yani. Şu an iletişimde olduğumuz 200-250 tane arkadaşımız, dostumuz. Onun dışında kendi kişisel arkadaşlarımıza katlımızda kocaman bir ailenin tecrübesiyle konuşuyoruz. Sistem mükemmel değil sağlık sistemi. Hadi ama mi? yani gittikçe şu noktaya geliyoruz yani Türkiye'de bunları duyunca ve yani öyle insanları böyle sirkülese edip baskı altına alıp bu süreçleri işletmişler ki yani şey de diyemiyorsunuz yani. Ya cahil adam hani bilememiş çocuğunu öyle demişler oraya taşıyacağız okey öyle değil. yani insanlara eğitimli insanlara da baskı çocuğu mutlaka bu küveze almanızı deyip zorlayıp o çocuğun ölümüne sebebiyet vermişlerse kötülük bu noktaya geldiyse Gonca'nın da tam da isabetli olarak belirttiği üzere bunun ne kadar yayıldığı hakkında hiçbir fikrimiz yok. Ve böyle bir sistem varken burada Amerika'da öyle ya da böyle aksak dayarak da olsa ve sorunları da olsa devam eden bir sağlık sistemini bu kadar dibe vurup Türkiye'de çok iyi. O yüzden ben Amerika'dan Türkiye'den Amerika'ya gelemiyorum demek bize çok doğru olmuyor. Yani göç planınızda Tek sebebiniz abi Amerika'da hasta olursam 30 bin dolar ödüyormuşum gibi çok, çok klişe çok. ve sabit bir yolmuşsa bu çok yanlış olacaktır ki biz önceden Gonca'nın sarı kuşun uçma çabaları sırasında <laughs> hani bileğini burktuğu aşamada da söyledik elbette bunların daha makul çözümlü yöntemleri de var Türk pers Türkiye perspektifinden o kadar sert bakmayın diyoruz ama işin kötü tarafı tabii bizim de Türkiye'ne kadar bağımız devam etse de birebir süreçlerde bazı uzak kalabiliyoruz böyle haberler çıktıkça şunu diyoruz. Galiba 90'larda, 2000'lerde veya de 2010'larda yaratılan o hype, o sağlık sistemi hype'ının gittikçe düştüğünü ve dolayısıyla eğer kafanızda sağlık sistemi ile ilgili sorular varsa belki de Türkiye'de de tahmin ettik kadar konforlu bir alanda olmadığımızın da altını çizmek istiyoruz. Bir de bu sadece sağlıkla ilgili de değil yani bu son artık olan olanlarla açısından. olan hani her gün diyorsun ki yani bir de yani uzakta olduğunda biz sözde çok sosyal medyayı takip etmiyoruz bence diye düşünüyordum ama öyle de değilmiş. Daha da böyle aşırı aşırı takip etmeye başladık. Yani her gün bir şey oluyor. Her gün birilerine bir şey oluyor. Yani herkes artık isyan ediyor kadınlara, çocuklara, yaşları yani herkese, her bir yerde yok. Maden işçileri yok bilmem ne. Hani daha ne olmaz dedikçe bir şeyler oluyor. Gerçekten sana da bu bugün söyledim hatırlarsan. Yani Serkan Altun'u takip ediyorsanız eğer çok güzel bir karikatür çizmiş. Bir tane kadın vefat ediyor ve yukarıya doğru yükseliyor ve diyor ki e, ya şükürler olsun gerçekten hani bebekken küvezde ölmedim işte sokakta öldürülmedim yani iş hayatımda bir şey yaşamadım kendi şeyimle öldüm. Kendi hani ecelimle öldüm. Çok enteresan falan diyor. Yani bazen de çok e, trajikomik ama yani bunu da insana düşündürtüyorlar gerçekten. Dolayısıyla bu sağlık sistemin bazında eğer bir doğum bekliyorsanız veya çocuk sahibi olmayı planlıyorsanız bir çift olarak buraya göçüyorsanız buradaki süreçleri çok gözünüzde büyütmeyin diyorum. Gerçekten çok yalnız bir şekilde buraya gidip bizden başka dostu olmayan hatta bize de çok da daha danışmasına da gerek kalmadan bile kendi doğum süreçlerini tamamlayan üstteki hiçbir para ödemeden çok sağlıklı bir şekilde çocuktan doğuran birçok arkadaşımız var. Bunları da görüyoruz. Evlerine devlet bazen hemşireler gönderiyor, süreçleri takip ediyor. Yani demek istediğim o ki hani bu konu en azından Böyle dışarıdan göründüğü kadar kötü değil. Tabii ki Türkiye'de paranız varsa ve Gonca gibi inanılmaz kontaklarınız varsa dayınız amcanız herkes doktorsa belki çok daha özel bir hizmet alabilirsiniz ama bu yüzde kaçı Türkiye'nin? Gerçekçi olalım. Siz izleyenler bu yüzdeye giriyor musunuz? Dolayısıyla bazı bakarken gerçekçi bir değerlendirme yapmak lazım diyorum. Diğer taraftan yine bu bekar arkadaşların işte geldiklerinde abi asla bir Türk'le olduğu gibi olmuyor diyor. Bu konuda hala hemfikiriz. Evet kültürel bağlar çok önemli. Hayat partnerinizi, sevdiğiniz insanı bulma yolunda tabii ki kendi topraklarınızda harmanlanarak büyüdüğünüz yerdeki insanlarla daha iyi anlaşabiliyorsunuz. Biz bu konuda zaten... Ya da benzer kültürlere sahip insanlar. Evet yani benim hep çünkü Onu arzum Türk kültürüne sahip ama İsveçli görünümü olan biriydi. Tam olarak, Canım Çok çok <laughs> tam olarak da sarı kuşun olduğu gibi ama şaka bir yana şunu da gördük yakın zamanda bu evliliklerle beraber hakikaten birçok arkadaşımızın vizyonunu açan, onların bakış açısını değiştiren ve belki kendi cümleleriyle söylüyorum bizim düşünmediğimiz şeyleri de düşünebilmemizi sağlayacak şekilde yeni partnerler bulduklarını, hayattan yeni insanlar kattıklarını ve hakikaten kendi hayat hikayelerine çok böyle güzel bir şekilde yeni ek seviyelere çıktıklarını görüyoruz. Bu çok önemli çünkü kendi kültüründen biriyle biraz konfor alanındasın, ama böyle challenge'ın içine girip yeni birini hayatına soktuğunda belki hakikaten hiç keşfetmediğin, bilmediğin yeni özelliklerini ortaya çıkarabilirsin. Dolayısıyla evlilik süreçleriyle ilgili veya bu kendi işte hayatına birini bulmakla ilgili kısımlar bence burada da en azından sizi böyle başka bir noktaya atlatabilecek bir şey. Tabii ki yanında bonus olarak eğer bir Amerikalıyla evlenirseniz de ve burada bir immigration süreci He, işletiyorsanız da tabii ki o süreçte de kolaylaştırmış oluyor. Biliyorum izlerken şunu diyorsunuz abi onlar yalan dolan herkes pasaport için evleniyor diye. İnanın öyle değil. Birçok kişi gerçekten gönül bağı olan biriyle bu süreci işletiyor. Ha Şöyle olanlar da var. Belki Türkiye'de olsalar ilişkinin 8. ayında hemen evlenelim demezler. Yani <laughs> derler ki birinci yılda evlenelim. Yazın düğün yaparız. Teknede gezeriz, kayık çekeriz falan hani öyle bir şeyler diyebilirler. Hani burada şunu diyorlar. Yani benim diğer sürecim de devam ediyor. Hani evliliği de yapalım mı? Hani en azından zaman kazanmış oluruz diye. Ki gayet mantıklı bir şey yani onu da anlayabiliyoruz. Önemli olan bu tabii dediğim gibi bu süreçten doğru düzgün işletilmesi, elinizden geldiğince fake işlere, sahte işlere buluşmamanız yönünde yani bir şeyler yapıyorsanız mutlaka bu konuda profesyonel destek alın diyoruz ve kapanış için yavaş yavaş ekranımızı böyle soldan sağa kaydırıyoruz. Türkiye'de Amerika'ya göçenlerin her zaman söylediği söz şu, abi Amerika çok sakin, işte İstanbul'daki özellikle hayat yok, aksiyon yok, biz haber ve gündem bağımlısıyız, burası çok sakin geliyor diye. Evet doğru, kısmen eğer New York ve bizim bu yaşadığımız bölgede yaşamıyorsanız evet doğrudur. Ama zaten biraz da insanlar bunun için buralara göçüyor ve maalesef bu videoda anlattığımız konuları da göz önüne aldığımızda hani ülke hakikaten iyi şeylerin tavanda yaşandığı, kötü şeylerin de böyle yerin dibinde yaşandığı bir hale gelmiş durumda. Kutuplaşma son derece artmış durumda. İnsanların artık bizim o Türk misafirperverliği, Türk dostluğu dediği şeyin gittikçe sarsılacak şekilde bambaşka bir noktaya taşındığı bir yere gidiyoruz. Ve bunlar bize açık söylemek gerekirse şöyle düşündürmüyor. Gonca da kendi fikrini söyler ama ya biz Amerika'dayız zaten bize ne diyebileceğim bir şey yok. Sevdiğimiz insanlar, dostlarımız, buraya gelmeye çalışan dostlarımız, buradan oraya giren dostlarımız. Sonuçta o ülkede bağlarımız devam ediyor. Gönül ister ki bunlar düzelsin. Bunlar bir seçimde bir adamın gitmesiyle de olacak şeyler değil. Çünkü genel olarak kültürel bir deformasyon bir bozulma olduğu da çok ortada. Tabii önce birinin gitmesi gerekiyor ama en azından o süreç tamamlandıktan sonra da hepimizin hep beraber bu ülke için bir şeyler yapması gerekiyor. Biz sadece insana buraya gelsin bir hikaye yaratsın diye uğraşmıyoruz. Birçok dostumuz buradan da oraya gitti ve onların da hani Türkiye'de hala hukuki bağlantımız olduğu için işlemlerine destek vermeye çalışıyoruz ama hani açık söyleyelim. Buradaki ortama alıştıktan sonra Türkiye'deki hukuk sistemi de bizi çok yormaya başladı. Zaten hepinizin malumu biliyorsunuz adliyelerin fiyat listeleri, hakim savcıların fiyat listeleri bunlar da ortada. Hani zamanda da vardı yoktu demeyeceğim. Yani ikimiz de hukukçu kökenli ailelerden geliyoruz ve kendi ebeveynlerimizden, tanıdıklarımızdan duyduğumuz hikayeler hep vardı ama bu kadar ayyuka çıktı bu işlerin. Ya, Artık Twitter'da hani böyle döküman döküman paylaşıldığı bir noktada gelmemişti. Bu şu açıdan çok önemli. Her şeyin başı gerçekten hukuk güvenli. Çünkü buraya gelen birçok dostumuz cebinde böyle iyi bir birikimle gelip burada bir şeyler yapıyorlar mesela. Yani bu mevzu vize almak için falan değil. Ve ben onlara şunu diyorum. Türkiye'de neden bu işleri yapmanız diye. Abi diyor benim karşıma diyor biri açacak dükkan diyor ve onun diyor diyor iktidar partisinden bir tanıdı olacak diyor ve iki gün sonra birileri gelip benim yanımdan makas alıp abiciğim kapat sen burayı diyecek diyor ve ben bunu adliyede bir mahkemeye taşıp ortadan kaldıramayacağımı çok iyi biliyorum diyor ki evet maalesef doğru söylüyor çünkü o hakime de ben gittim o hakim diyecek ki ya Avukat bey beni bunlarla uğraştırma diyecek. Dolayısıyla bu çok önemli çünkü o para buraya kayıyor işte. O parayla beraber hani gittikçe insanların ülkede yaşama sevinci de gittikçe azalıyor. Dolayısıyla umut ediyoruz bunlar zamanla düzelecek. Biz de elimizden geldiğince hani hala ve hala yani uzaktan ne kadar olursa ama en azından kendi fikirlerimizi paylaşarak... ...belki düşünenler varsa onlarla bir şeyler organize ederek... ...bu konularda elimizden gelince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama hayatın gerçekleri de bu. Amerika'daki hikayelerimizi anlatırken bu kısımda da biraz bahsedelim istedik. Uzun bir kapanış yaptım biliyorum farkındayım. O yüzden sözü herkesin yine beklediği, Gonca'nın o güzel gözleriyle yaptığı... ...kapanış için kendisine veriyorum. Teşekkür ederim canım. Gerçekten e, bu e, bizim düşüncelerimiz. Hani sadece Amerika'ya yerleşme düşünmüyorsanız bile biraz daha böyle canınız sıkılmış ve Türkiye'de konuşacak birilerini bile arıyorsanız gerçekten çok genel konuşuyorum bu arada saçma gelebilir belki ama insanın gerçekten konuşacak birilerine ihtiyacı bile oluyor. Bir şeyleri paylaşacak, derdini söyleyecek. Ya da benim bu konudaki size söyleyebileceğim düşüncem bu gibi düşünceleriniz varsa da bize yazabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten biz buradayız. Ee, onun dışında da Amerika ile ilgili aklınıza gelen e, Amerika göçmeyi düşünüyorsanız, e, bu süreçler nasıl olur diyorsanız, Gonca Eren siz bir şeyler anlattınız ama bunun doğrusu bunun detayı nedir diye düşünüyorsanız lütfen bize yazın. Gerçekten gelin konuşalım. Ya da buralardaysanız da yazın. Gonca şurada konser varmış. Eren şu Şurada şöyle bir şey varmış. Çelik Konse konseri konser varmış. Çok <laughs> hani gidelim mi falan derseniz, yani biz uygunsak geliriz yani. Ee, bir sonraki görüşmemize kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın. Bye, bye bye. Şu yol böyle yani yönetmenler görür ya bir anda bakar şöyle ışığın batışı uzun ince yol. Tam şey evet. hissiyatı yok mu böyle 80'ler 90'lar bizim o çok sevdiğimiz uh, big filmi gibi? Hani evet. o filmdeki böyle çocuk böyle bisikletle gidiyor. Kapanış sahnesinde böyle hafif ışığa doğru ve ağaçların arasından. George'un en sevdiğim taraflarından biri bu. Hala böyle saklı yerler bulabilmiyoruz. Vallahi çok Hala şahane. Hala saklı. George'un çoğu yeri böyle bu arada yanlış anlaşılmasın. Aşkım bağcılar gibi demişler diye Değil mi O <gülüyor> mesajı <gülüyor> unutamıyorum. Gerçekten. Nasıl bir travma yaratmışsın? aslında genel şeyi yani bu şekilde ve bu sokağı gördüğümüzde dedim ki burada yapalım videoyu böyle bir. İşte yani şu yeni olsun. kesimler değil. Şu eski kiremit binalardan birine bir gün girersek böyle morguçta falan şık olur diye düşünüyorum. Böyle geçmiş olan 100 yıllık bir bina istiyorum. Böyle, böyle kiremitlerine dokunduğunda yaşanmışlıklar olsun. Yine New ama diyorsun. Tabii Jersey'de. Sonra hani Halloween yaklaştığında da iyice burada işte bilmem kim ölmüş deyip böyle spooky hikayeler anlatabileceğimiz. Çünkü yeni binalarda bunu yaşamak çok zor ama şu binada kiremit. Çok güzel ya. Birazcık gezelim bakalım. Etrafta neler varmış. Hem evet, insanı evet. çok huzurlu hissettiriyor. Evet sen de Zillow'dan aç bak bakalım. Satılık kiralık evler var mı? <laughs>